Öncelikle Osman Zaimoğlu arkadaşımıza ve ekibiyle birlikte başarılar diliyorum. Geçmiş yönetim yönetime de yaptıkları hizmetlerin dolayı onlara da ellerine, kollarına sağlık, emeklerine sağlık diyorum. Cumhuriyet Halk Partisi eski belediye meclis üyelerinden Tahsin Erdem, 2024 Mart ayında yapılacak yerel seçim için Zonguldak Belediye Başkan adaylığına talip olduğunu açıkladı. Merkez ilçe seçimlerini kazanan Osman Zaimoğlu ve ekibini tebrik eden Erdem, "Adaylıkla ilgili hiçbir pazarlıkta olmadığım olmamda, ben de adayım, görev verilirse partinin yetkili kurulları buna karar verecek, bilgi, tecrübe, donanım olarak belediye başkanlığına hazırım" dedi. Bir önceki dönemki yerel seçimlerde evet, aday adayıydık son noktaya kadar. Tabii bir beklenti olmuştu. Fakat aday olamamıştık o tarihte. Şimdi Şenol arkadaşımız aday oldu ve sonuna kadar da biz birlikte çalıştık. Partimizde nerede görev verilirse de orada layık olmaya çalıştık. Evet. Daha önceki bir açıklamamla da ben hiçbir pazarlığın içinde olmayacağımı söylemiştim. Böyle şeyler zaten çok hoş da değil. Hiç kimse delegenin iradesine aluka alamaz. Yani böyle bir şey Cumhuriyet Halk Partisi'nde olmaz. Bu mümkün değil. Biz Osman arkadaşımıza destek verdik bu dönemde. Yeni bir nefes, yeni bir soluk, yeni bir anlayış, yeni bir ekip mutlaka çıtayı bir üst noktaya da taşıyacaklarına inanıyorum. Şimdi şöyle tabii ki yani merkez ilçe yeni seçildi. Akabinde de 1 Ekim'de de il başkanlığı seçimi olacak. İl başkanlığı seçiminden sonra tabii ki fazla bir vakit kalmıyor. Mutlaka adaylar çıkacaktır. Ben de bu adaylardan birisi olacağım. Tabii ki partim bana görev verirse belediye başkanlığı için aday olmayı düşünüyorum. Partimin yetkili kurumları tabii buna karar verecek. Alacak oldukları bütün kararlara da saygı duyuyorum. Evet, ben mesleki olarak, donanım olarak bu işe hazır olduğumu düşünüyorum. Belediye meclis üyeliğinde de bir önceki dönemde iyi şeyler yaptık. Belediyecilik bu anlamda bize yabancı değil. Tabii ki birikimlerim var, donanımlarım var. Bunları da Zonguldak halkına sunmaya adayım. Tabii ki yetkili kurullar buna evet derlerse her zaman göreve hazır olurlar.